Evet biliyorsunuz uçaktaki ateist uzun süredir bir OÇ belgeseli yapıyordu. Orada anlatılanların birçoğunu zaten önceden ben biliyordum. Ama sizler büyük ihtimalle yeni öğreneceksiniz. O yüzden bir bakmanızı tavsiye ederim. OÇ ve arkadaşları benim için mesela diyordu ki neden bize kafayı taktı ya da bana kafayı taktı? Ne alıp veremediği var? Bir alıp veremediğim yok. Olay ne biliyor musunuz? Kriminal yönden ki beni bilen bilir Gerçek suça true crime videolarını çok takip eden, bu kanalları çok takip eden birisiyim. Çok fazla göz önünde olmayan çok ilginç bir konu çünkü. Yani insanlığın dark web'i gibi bir şey ve bu kriminal videolarda anlatılan kişilerden birini keşfetmiş olmamız benim için çok ilginç. Ve şu an hala elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Yu geçtim. Hala takipçisi var. Hala bir grup insan bunu savunuyor, bunun iyi olduğunu düşünüyor. Çok çok ilginç. Ve hatırlıyorsunuz bu olaylar ortaya çıkarılmadan önce bu adamlar kendilerini iyi insan olarak ilan etmişlerdi. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Sevan Nişanyan'ın o Atatürk'e iftira attığı yayınlarında ben alta bunlara bayağı giydiren bir yorum yazmıştım. Ama ne homofobiklik vardı orada ne kadın düşmanlığı vardı. Cevap olarak hemen OÇ arkadaşımız homofobikliğim ve kadın düşmanlığının kırmızı çizgimiz olması seni rahatsız ediyor olabilir falan şeklinde bir şeyler yazmış ve diğer insanların da bana giydirebilmesi için benim yorumumu pinlemiş. Alın bakın Efe Aydal burada hadi hepiniz yüklenin diye. Şimdi biz bu adamın bu olaylarını ortaya çıkarmış olmasaydık kamuoyu ne sanacaktı? Kamuoyu benim gibi insanlar kötü bunun gibiler iyi sanacaktı. İşte arkadaşlar gerçek hayatta bu. Gerçek hayat maalesef bu. Kötü insanlar o kadar güç sahibi ki ve bu manipülasyonu nasıl yapıyorlar birazdan konuşacağız. Onlar iyi insan olarak anılıyorlar. Ona karşı olanlar kötüler olarak anılıyor. Manipülasyon yetenekleri, medya güçleri bu kadar iyi durumda. Bu küçük bir adam tabii, küçük bir adam olunca, olayı da bu kadar patlayınca göte geldi tabii. Ama onun haricinde çok çok büyük versiyonları var bu gibi insanların. Şimdi esas girmek istediğim konu arkadaşlar. Bu olayla birlikte Dexter'ın yeni sezonunu seyrettim. Dexter: New Blood. Ve bunun üzerine işte psikiyatrlar Dexter'ı incelemiş yani. Şimdiye kadarki olan sezonlarını incelemişler. Ve Dexter gerçek bir psikopat mı değil mi onu inceliyorlar, onu analiz ediyorlar. Tabi şey diyorlar, film psikopatı. Gerçek değil çünkü gerçek bir seri katil ya da gerçek bir psikopat olsaydı böyle eğlenceli bir şekilde seyredemezdiniz. Aradaki farkları falan söylemiş. Birçoğunu biliyordum, empati işte, duygusuzluk vesaire. Onlara girmek yerine arkadaşlar bir psikiyatri sitesinden psikopatlığın özelliklerine baktım. Yabancı bir siteden. Bir psikopatın top 13 özelliği. Bunlara bir bakalım arkadaşlar ve tanıdığımız bazı kişilere bu uyuyor mu onu inceleyelim. Biliyorsunuz bizim burada psikopat lafı aslında çok farklı anlamlarda kullanılıyor. Hatta iyi anlamda bile kullanılabiliyor. Her şiddet eğilimi gösteren, her ana bacı dalan insana psikopat deniyor. Ya da psikopatım ulan falan diye millet korkutulmaya çalışılıyor. Ama maalesef psikopat kelimesi de bu sebepten dolayı çok sulandırılmış durumda. Biz gerçek psikopatlara bakacağız arkadaşlar. Evet 13. sırada şu var. 13'ten geriye doğru gitmiş. Kuralları, kanunları ve etik değerleri hiçe sayan bir yapısı vardır psikopatın. Öyle yazıyor. Tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar her birimiz bazı kanunların ya da bazı kuralların saçma olduğunu düşünürüz. Bize uymayan kanunlar ya da kurallardır. O yüzden bunları çiğneriz. Ama esas olan o değil. Mesela kendi menfaatin için yanlış olduğunu bildiğin, yasa dışı ya da etik dışı olduğunu bildiği bir şeyi normal bir insan yapmak istemez. Ya da yaparken suçluluk duyar. Psikopatlarda ise bu suçluluk duygusu kesinlikle yoktur. En basiti iş yerinde ya da kariyerde ilerleyebilmek için rakibine iftira atmak. Bunu zaten çoğumuz yapmayız. Yapanlar bile bunun yanlış olduğunu bilir ya da işte suçluluk duyar. Bu insan için gayet normal. Yani satranç taşını aldın önüne koydum bu kadar. Ya da risk oynarken rakibinin bölgesini aldım falan. Evet 12. sırada şu var. Yüzeysel bir karizmatiklik. Ted Bundy ya da Charles Manson bunun en büyük örnekleri zaten. Bu arada kedici hocanın da özelliklerine dikkat edin. Ve isim vermeyeceğim OÇ isimli birinin de özelliklerine gene dikkat edin. Yapay bir Karizma, insanların böyle duymak istediklerini söylemek, çok sevecen, cana yakın, iyi insan olarak göstermek kendisini. Genelde hatta şunu görürsünüz arkadaşlar. Bazı insanları düşünün. Çok böyle yüzü sürekli gülen, sürekli böyle pozitif gibi gözüken ama baktığınız zaman o gülüşün yapay olduğunu fark edebiliyorsunuz. Yani eğer saf biri değilseniz, saftelik değilseniz yani insanların gülüşüne kolay kanan biri değilseniz onu fark edebiliyorsunuz. Tanıdık geldi mi? bazı politikacılar, bazı ünlüler, bazı Hollywood yıldızları, bazı herkes. Ve buna kanan çok fazla insan olduğu için arkadaşlar işte onların bu maskesini gören bizler kötü adam oluruz. Ama o maskeyi takanlar kendilerini toplumun çoğunluğuna iyi insan olarak kabul ettirir. 11. sırada patolojik olarak yalan söylemek. Bunun anlamı da şu. Evet hepimiz götü kurtarabilmek için yalan söyleriz. Yalan söyleme yeteneği zaten evrimsel süreçte bize yerleşmiş kötülüklerden bir tanesi diyelim. Bizi artı noktaya çıkartabilecek kötülüklerden bir tanesi. Diyorum ya insanlar kötü olacak şekilde evrimleşmiş. Yani kötü olmamız evrimsel süreçte bize artı kazandırıyor. Maalesef. O yüzden dünyayı kötüler yönetiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Psikopatlar ise yalan söylemekten kesinlikle çekinmeyen insanlar. Yani biz nasıl yalan söylerken bile bunun yanlış olduğunu düşünüyorsak bu insanlar için yani çok ufak böyle menfaatler için bile çok rahat yalanlar söyleyebilirler. Yani mesela seni evine atmak istiyor. Seni duymak istediğin her türlü yalanı söyler adam. Ya da kendi paçasını kanundan kurtarmak istiyor. İşte der ki hükümet ateist olduğum için peşime adam taktı falan. 10. sırada duygu yelpazesi daha dardır normal insanlara göre. Normal insanların 5 tane ana duygusu varmış. Bunlar mutluluk, üzüntü, korku, iğrenme ve kızgınlık, öfke. Psikopatlarda üzüntü ve korku duyguları fazla yok, hiç yok gibi. Diğer üç duyguyu hissedebiliyorlar. Ancak psikopat olan insanlar normal insanlara karşı çok zor mutlu olabiliyor. Mesela burada örnek vermiş. Çok uzun süredir istediği bir hediyeyi aldığı zaman psikopatlar o kadar mutlu olmaz. Normal insanlara göre gibi. 9. Bu bence psikopatlığın en belirgin özelliklerinden bir tanesi empati sahibi değildir ve diğer insanlara karşı duyarsızdır. Öyle ki beyin taramalarında bile prefrontal korteks bölümünün fonksiyonlarının düşük olduğu görülmüştür. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu bölümde empati, geçmişten ders alma, hatalarını görebilme ve kendi kendine bazı prensipler yaratabilme gibi fonksiyonları içerir. Psikopatlar duyarsız ve empatisiz oldukları için kendi istediklerini elde etme amacıyla diğer insanlara çok sert bir şekilde zorbalık yapabilirler. En basitinden kendi altında olan çalışanları aşırı bir şekilde aşağılamak, hakaret etmek, herkesin içine küçük düşürmek vesaire. Yine tanıdık geldi mi arkadaşlar? Bu kişinin kendi menfaati bir ailenin hayatından ya da yani her şeyden çok daha önemlidir. Diğer insanların hiçbir değeri yoktur, psikopatların gözünde. 8 anlık hisleriyle hareket edebiliyorlar. Çünkü bu American Psycho'da da vardı galiba. Çok çabuk sıkılıyorlar. Yani kendilerini heyecanlandıracak bir şey olmadığı zaman hemen sıkılmaya başlıyorlar. O yüzden de çok garip değişik hareketler yapabiliyorlar. Yedinci sırada kendine çok yakın olan insanlara bile kötülük yapabiliyorlar, zorbalık yapabiliyorlar. Yani kendi tarafında olan, kendi ailesinden olan, kendi eşi, dostu, sevgilisi, annesi, babası, kardeşi hiç fark etmez. Bunlara bile zorbalık yapabiliyorlar. Bunların bile ilişkilerini kötüye kullanabiliyorlar. Gaslighting denilen bir olay vardır arkadaşlar. Gaslighting yine psikopatların çok kullandığı bir olay. Yani en basitinden bir kadına tecavüz eder. Ondan sonra da der ki Aa ama sen de istedin. Bunları konuşmuştuk hatırlıyorsunuz değil mi? Mesela 3-4 kere ısrar eder kadın hayır hayır der. Beşinci de ondan sonra artık ısrar edemeyecek bir duruma düşer. Ertesi günde der ki sen de istedin. Ben de buradan bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Burada var mı bilmiyorum. Yazmışlar mı bilmiyorum. O yüzden psikopatlar zayıf karakterli kişilere yönelirler. Çünkü zayıf karakterli kişilere bu gaslighting denen teknikle zorbalık çok rahat yapılabilir. Mesela hakaret ediyor sana, bağırıyor ya da dövüyor hatta. Sonra diyor ki ama suç senin. Neden suç senin? Çünkü işte görevin şuydu, görevini yapmadığın için bu cezayı hak ediyorsun gibi. Ya da evlendin, evlendiğin için bana bunları yapmak zorundasın, şunları yapmak zorundasın, yapmadığın için suçlu sensin. O yüzden sana bağırdığım için hatta seni dövdüğüm için haklı olan benim. Bak burada zaten açıklamasını da yapmış. Gaslighting beyin yıkama gibidir. Yani yalan, manipülasyon ve karşındakinin değerini azaltmak gibi hakaretler kullanılır. Buna bir örnek şey demişlerdi. Dexter'ın 8. sezonunda mı ne? Ortaya çıkıyor ya Dexter aslında gerçekten psikopat değilmiş. Onun doktoru onu psikopat olduğuna inandırmış gibi. Bazı yalanlarla, manipülasyonlarla falan. Bu kurbanlar öyle manipüle ediliyorlar ki kendisine zorbalık yapan bu psikopata sanki ihtiyacı varmış gibi, o olmazsa yaşayamazmış gibi hissettiriliyorlar. Yine burada yazan. Bu da çok ilginç değil mi? Çünkü beyinde bir bozukluk yani bu psikopatlık aslında. Biz nasıl cansız bir objeye hiçbir değer vermeyiz? Bunlar da diğer insanları o şekilde görüyor. Oyuncak gibi görüyor yani. 6. Yakalandıkları zaman kurbanı oynarlar. Tanıdık geldi mi? Birçok örnek verilebilir değil mi? Özellikle yakalanıp mahkemeye falan çıkarıldıklarında çok böyle üzücü, üzgün bir hikaye, hayat hikayelerini anlatırlar ve derler ki aslında kurban benim. Psikopatın özelliklerinden bir tanesi yaptığı yanlış işlerin yanlışlığını kesinlikle kabul etmez. Böyle insanlar da görmüşsünüzdür, değil mi? 5. Kendi hayatları iyiye gitmezse bu kendi hatalarından dolayı değildir. Mutlaka başkalarını suçlarlar. Kendileri asla suçlu değildir. Hatta ve hatta bunu bahane olarak kullanmaktan ziyade Buna ciddi ciddi inanırlar ve kendi suçladıkları kişiden intikam almaya çalışırlar. Yani o kadar ciddi inanırlar buna. 4. Narsistlik ve üstünlük kompleksi. Bu arada bu özelliklerden bir ya da ikisi size uyarsa ya da çevrenizdeki birilerine uyarsa bu onun psikopat olduğunu göstermez tabii. Zamanında ben kendime de bu tür testleri uygulamıştım. Acaba bende ne sorun var diye. Biraz da onda geleceğiz. Psikopat değilim ama. Ben olduğumu sanmıyorum. <laughs> Evet, burada söylediği gibi bütün narsistler psikopat değildir ama çoğu psikopat narsizm özelliği gösterir. Yani kendilerini çevresindekilerden daha üstün görme ve egolarını şişirme isteği. Biliyorsunuz değil mi? TV programlarında hadi beni öv diyen adamlar vardı. Kendilerini çevresindeki insanlardan daha üstün gördükleri için bu insanların aşağılanmayı hak ettiğini düşünürler. 3. Manipülasyon taktiğini çok kullanırlar. Bu özellik çocukluktan itibaren başlar false charm dedikleri yani az önce dedik ya çok iyi bir insanmış gibi gözükmek, karşıdaki insanların duymasını istedikleri şeyleri söylemek konusunda daha çocukken profesyonelleşirler. Hatta patolojik yalancı olmalarına rağmen çevrelerindeki insanlara dürüst biri olarak kendilerini tanıtmayı başarırlar. Ve işin korkunç yanı da çoğu insan buna inanır. Çünkü bu konuda oldukça başarılı aktörlerdir. Anahtar kelime aktör. Akıllara genelde tarikat liderleri ve onlara inanan saf insanlar geliyor değil mi arkadaşlar? Ama tarikatlar sadece tarikatlar değildir. Tarikat olmayan tarikatlar da vardır. İkinci sırada tanıdık gelecek mi bakalım. Birçok cinsel partnerleri vardır ve ilişkileri hep kısa sürer. Çok fazla tek gecelik ilişki yaşarlar. Çünkü daha önce de söylemiştik çok çabuk sıkılırlar. Hatta sırf bu yüzden daha riskli cinsel ilişkiler yani mesela evli bir kadınla vesaire ya da yasak olan, yasak kabul edilen bazı ilişkilerde bulunarak hayatlarına heyecan katmaya çalışırlar. Tabii ki hem bu sebeplerden dolayı partnerlerinden çok çabuk sıkıldıkları için hem de toksik ilişki yaşayan insanlar olduğu için ilişkileri kısa sürer. Yani ya onlar ayrılır ya da birlikte oldukları kişiler ondan ayrılır ve birinci sırada intikam ararlar. Diğer normal insanlara ve hatta farklı akıl hastalıklarına sahip kişilere göre çok fazla intikam alma eğilimindedirler. Öyle ki işi gücü bırakırlar, her şeyi bırakırlar intikam almak için. Kendilerine bir yanlış yapıldığı zaman çok fazla sinirlenmezler, çok fazla bağırıp çağırmazlar ama en ufak şeyin bile intikamını almaya çalışırlar. Daha önce kendime de bu tür testleri uyguladım demiştim arkadaşlar. Ben çok merak eden yani birçok şeyin cevabını merak eden, birçok şeyi soran bir insanım birçok şeyi keşfetmeyi seven bir insanım. Tabii ki durum böyle olunca kendimi de keşfetmeyi seven bir insanım. Mesela şunu hep düşünürüm. Bir kızı güzel buluyorsan bunun bir sebebi vardır. Ve böyle kafamda istatistik çıkarmaya çalışırım. Güzel yüzler, güzellik neye göre? Sadece yüz güzelliği mesela neye göre? Böyle bir istatistik çıkarmaya çalışırım gibi. Neden kendime de bunu uygulamıştım? Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bazen o kadar sinirleniyorum ki bazı kişileri bazı insanları insan olarak bile görmüyorum yani. Yani o noktada kanun kural olmasa onu böyle dexterlayacağım. Dexterlayacağım derken yanaklarını öpeceğim yanlış anlaşılma olmasın. Öte yandan masum savunmasız hayvanları falan görünce bunları hem çok seviyorum aşırı seviyorum hem de bunlara yapılan zulmü görünce mesela kan beynime sıçrıyor. Yani çok ilginç bir şey bu gerçekten. Hani şey videolarında yok işte millet birbirini taradı, trafik kazası vesaire bunlar da kötü şeyler tabii ama bir böyle kediyi öldürünce özellikle yavru kedi öldürme videoları falan var ya böyle onları böyle seyredemiyorum. Kesinlikle seyredemiyorum yani. Bazen böyle şey oluyor ya köpekler bir kediyi sıkıştırıyor falan. Yani bana denk gelse o köpeklerin anasını avradını neyse. Ya o kadar gözüm kara Bazen o kadar gözüm kararıyor gerçekten. Ya da işte trafikte böyle bana el kol falan yapan adama karşı böyle o kadar gözüm kararıyor. Ya da Amerika'da çocuklara ders verirken özellikle küçük olanları aşırı seviyordum. Yani kendi çocuklarım gibi. Ama burada şu artık kaç yaşında bilmiyorum. 7, 8, 9 yaşında mı ne? Dızolar var ya dızo çocuklar. Hani böyle uzaktan sen bacın sikin falan diyen böyle. Millete böyle bıcak çeken. Hukuki sebeplerden dolayı o insanlara karşı olan duygularımı söylemeyeceğim. Bir de şunu da görüyorum biliyor musunuz? O kişinin ben büyüdüğünü de görüyorum. Yani o çocuğa baktığım zaman o çocuğun büyüdüğünü de görüyorum ben. O yüzden çıkıp da ben çocukları çok severim falan diyemem. Hiç umurumda değil çünkü. Sokak kedisi benim daha umurumda. Doğru ya da yanlış bu benim duygum, düşüncelerim. Bunları niye açık açık söylüyorum arkadaşlar? Çünkü biliyorum bu az önce söylediğimiz psikopat DNA arkadaşlar. Yani kendisini iyi insan olarak göstermeye çalışan, duyar kasmaya çalışan arkadaşlar bu söylediklerimi kullanabilir. Çok umurumda değil. Neden söylüyorum? Çünkü siz nasıl hissediyorsunuz acaba? Sizin nasıl hissettiğinizi merak ediyorum. Bazılarınızın benzer duygulara sahip olduğunu biliyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Yine zamanında bakmıştım acaba psikopatlık var mı bende diye. Bende çok fazla duygusallık var. Bende yani empatisizlik ya da işte duygusuzluktan ziyade tam tersi. Çok fazla duygusallık. Yani her şey çok fazla. O yüzden bastırmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Öfke de bazen çok fazla olabiliyor. O yüzden Aikido'ya gidiyorum, spora gidiyorum. Kendimi mümkün olduğu kadar yoruyorum yani. Bu aralar daha iyiyim. Pandemi döneminde falan hatırlıyor musunuz? Podcastler yapıyordum katil olmak istemiyorum. Sesimizi duyun falan diye. Bazen kendi kendimi görüyordum böyle. Sadece dızolar falan değil. Diyorum ya trafikte el kol yapan yani hiçbir hatan yok. Hiçbir yanlışın yok yani. Ama bir de yol kuralları vardır ya yol kanunları. Gerçekte olmayan kanunlar. Ne yapacaktım bilmiyorum yani. Ama gözüm kararınca böyle o zamanlar çok kendimden korkuyordum. Şimdilik yok. Belki yaz geri gelince tekrardan olabilir. O yüzden insanlardan uzak durmak istiyorum. İnsanların bana yapacakları şeylerden korkmuyorum. Peki şu konuyu konuşalım arkadaşlar. Hani diyorlar ya çevresindeki insanları kendinden aşağıya görür. Kendisini çevresindeki insanlardan yüksek görür. Peki eğer bu doğruysa ne olacak? Yani çevrendeki insanlar gerçekten senden aşağıdaysa aman bunu söylemeyeyim psikopat olurum mu diyeceksin. Bu da bir sorun. Çünkü kendi kendime diyorum çevremdeki insanları aşağıya görmemeliyim. Ama adam çöp tenekesini kullanmaktan aciz. Adam kendi bokunun içinde yaşıyor. Çöp tenekesini kullanmayı bilmiyor adam. Ben aşağı bir adam değil mi şimdi? Ya da insanların yaptıkları şeylere bakıyorum. İnanılmaz garip şeylere bakıyorum. Ve tabii ki onların arasına karışmadığım için bana antisosyal veya asosyal diyorlar. Ama siz yani tuttuğunuz takım için birbirinizi dövüyorsunuz. Takım ne lan? Futbol takımı ne? Futbol takımı ne? Tuttuğunuz takım için birbirinizi dövüyorsunuz. Dini olaylara hiç girmeyeceğim hukuki sebeplerden dolayı. Ama yani. Çünkü o konuda ağzımı açarsam kesin kendimi hapse attırırım. Şunu görüyorum mesela işte benim imanım daha kuvvetlidir. Hayır, en kuvvetli benim. Hayır, en kuvvetli benim. İman dedikleri olay kanıtsız inanmak ve insanlar ben daha çok kanıtsız inanıyorum. Ben daha çok kanıtsız her en çok kanıtsız ben inanıyorum diye yarışıyorlar. Ama garip olan biziz. Şunu düşünün arkadaşlar. Daha önce demiştik ya. Uzaylılar dünyaya inse ciddi ciddi insanların normal olduğunu, psikolojilerinin normal olduğunu düşüneceklerini sanıyor musunuz? Ben sanmıyorum açıkçası. Senin benim gibi insanlar her ne kadar biz garip kabul edilsek de uzaylılar dünyaya geldiği zaman bize soracak. Kanka bu insanlar ne ayak? Ne yapıyor bunlar? Fenerbahçe ne? Galatasaray ne? Niye bunlar birbirlerini bıçaklıyorlar şu anda? Hadi çık anlat şimdi. Çık anlat hadi. Şurada bir kale var. Burada bir top var. Bu topu şu kaleden geçirdiğin zaman o taraf ötekin kocası. <laughs> ne bileyim amına koyayım. Uzaylı. Gelmiş bana soruyorsun. Ben çözebilmiş miyim insanlığı? Ben 40 senedir çözemedim. Sen yarım saatte çözebileceğini mi sanıyorsun? Orada işte o topu o kaleden çok fazla geçirince öteki taraf üstün oluyor. E peki niye birbirlerini bıçaklıyorlar, öldürüyorlar? Ne bileyim amına koyayım. Ben de onu çözmeye çalışıyorum zaten. 40 senedir çözemiyorum. Buyur gel birlikte çözmeye çalışalım.